Bir önceki dersimizde gördüğümüz kar maksimizasyonu konusuna örnek bir sorunun çözümü üzerinden devam ediyoruz. Bakalım soruda bizden ne isteniyor? Mısır hem bir gıda maddesi hem de etanol ve alternatif yakıt üretiminde kullanılan bir ham maddedir. Mısır'ın tam rekabet ortamında üretildiğini varsayarak, Mısır piyasası ve temsili bir Mısır üreticisi için yan yana grafikler çizin. Grafiklerinizde aşağıdaki değerlerin her birini gösterin. Mısır piyasasındaki denge fiyatıyla denge miktarını gösterin ve sırasıyla PM ve QM olarak belirtin. Ekonomik karı sıfır olan temsili bir mısır üreticisinin karını maksimize etmek için ürettiği mısır miktarını gösterin. Bunu da QF olarak belirtin. Evet, soruda istenen bu. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi birlikte yapalım mı? Bizden grafik çizmemiz istenmiş. Bu piyasa için kullanacağım yatay eksen olsun. Bu da üretici için kullanacağım yatay eksen. Buraya piyasadaki üretilen miktarı yazalım. Burada da üreticinin ürettiği miktar olsun. İkisine de miktar yazdım. Piyasa fiyatını bu eksene koyalım. Bu arada piyasa fiyatı neyse üretici için geçerli olan fiyat da bu olacak. Neden mi? Soruda piyasanın tam rekabetçi bir piyasa olduğu söylenmiş de ondan. Başka bir deyişle bu, üreticinin fiyatı olduğu gibi kabul edeceği anlamına geliyor. Bu ekseni de çizelim. Evet, bunlar fiyat eksenleri. O halde Mısır piyasası için istenen değerlerle başlayalım. İsterseniz buraya da Mısır piyasasını yazalım ki neyin ne olduğu anlaşılsın. Bunu daha önce defalarca yaptığımızdan artık alışık olduğunuzu düşünüyorum. Talep eğrisi buna benzeyen bir eğri olacak. Talep edilen miktar fiyat düşükken çok, fiyat yüksekken de az olacak. Arz eğrisi ise bunun tam tersi yönünde hareket eden bir eğriydi. Evet, arz eğrisini de bu şekilde çizelim. Kesişim noktaları bize denge fiyatını verecek. Onu PM ya da PM olarak yazalım. Ve tabii ki denge miktarını da verecek. Onu da QM olarak yazalım. Hemen yanındaki grafiği de mısır üreticisi için çizeceğiz. Buraya da üretici yazıyorum. Üretici fiyatı olduğu gibi kabul edeceği için piyasadaki denge fiyatı neyse üretici için geçerli olan fiyat da o olacak. Piyasa fiyatı bize üreticinin marjinal gelirini verecek. Soru da bizden ne isteniyordu? Bir kez daha bakalım. Ekonomik karı sıfır olan temsili bir mısır üreticisinin karını maksimize etmek için ürettiği mısır miktarını grafikte gösterin. Şimdi burada belirli bir miktar olacak. Bu miktar hem karı maksimize eden hem de ekonomik karı sıfırlayan miktar olacak. Ekonomik karın sıfır olması, fiyatın o miktardaki ortalama toplam maliyete eşit olması anlamına gelir. Grafiğe buna benzeyen bir ortalama toplam maliyet eğrisi ekleyelim. Minimum noktasını piyasa fiyatıyla kesiştireceğim. Neden mi? Bundan önceki videolarda karı maksimize edecek miktarın marjinal maliyetle marjinal gelirin kesişimi olduğunu görmüştük. Bu örnekteki marjinal gelir, üreticinin kabul etmesi gereken piyasa fiyatı oluyor. Aynı zamanda marjinal maliyet eğrisinin ortalama toplam maliyet eğrisini de burada yani minimum noktasında kestiğini de biliyoruz. O halde marjinal maliyet eğrisini de bu şekilde çizebilirim. Marjinal maliyet eğrisinin ortalama toplam maliyet eğrisini bu minimum noktada kestiğini görüyorsunuz değil mi? Daha önceki videolarda bunun nedenlerine de değinmiştik. Yine bundan önceki videolarda karı maksimize edecek miktarın marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu miktar olduğunu da görmüştük. Bu örnekteki marjinal gelirin piyasa fiyatı olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bu noktadan sonra üreticinin fazladan üreteceği her bir yeni ürün üreticiye zarar ettirecek. Piyasadan elde edilebilecek bu mısır miktarını üretmek, üreticinin çok daha fazla kaynak harcamasına sebep olacak. Soruda ekonomik karın sıfır olarak verildiğini de hatırlatmak istiyorum. Buna göre ortalama toplam maliyet bu fiyata yani tam da bu noktadaki marjinal maliyete denk gelecek. O halde burası da QF noktası. Yani üreticinin karını maksimize etmek için ürettiği mısır miktarı olmalı. İşte bu kadar.